Merhabalar, ben Mehmet Çolakoğlu. Bu videomda sizlere bir NAS cihazı üzerindeki veya bir paylaşımdaki dosyaların, klasörlerin nasıl yedeklenebileceğini göstereceğim. Öncelikle NAS cihazını yedekleyebilmek için ortamda kurulu bir agent'ımızın olması gerekiyor. Yani bu bir sanal makinedeki agent olabilir veya bir PC'ye kurulmuş agent olabilir. Mesela burada bir makinamız var. Bu normalde bir SQL Server ve bunun yedeklemesini yapan bir planımız var. Bu yedekler cloud'a alınıyor. Fakat ortamda yedeklenecek bir NAS cihazı varsa bunun için bu SQL sunucu üzerindeki agent'ı kullanabiliriz. Tabii farklı sunucular da olabilir. Yani ikinci bir görev vermiş olacağız aslında bu SQL sunucusu üzerindeki agent'ımız ikinci bir iş yapmış olacak. Bunun için yeni bir plan eklememiz gerekiyor. Add plan'a basıyorum. Create plan, protection. Burada kullanmayacağımız özellikler varsa bunları kapatabiliriz. Mesela bunları kapatalım. Antivirüs, URL filtering gibi bunlar diğer planda konfigüre edildiyse eğer ikinci planda tekrar konfigüre etmenize gerek yok. Ben burada sadece yedekleme ile ilgili özellikleri bırakacağım. Evet, her şeyi kapattık. Planımıza isim verelim. NAS backup diye. Evet. Advanced backup'ı kapatıyorum. Continuous Data Protection'ı. Şifreleme yapmak isterseniz buradan şifreyi belirtebilirsiniz. Kullanmayacaksanız kapatabilirsiniz. Ben buradan kapatıyorum şimdilik. Evet, burada what to backup'ta normalde makinenin tamamını yedeklenecek şekilde görürüz. Default bu şekilde. NAS cihazı yedeklemek için burada bir dosya klasör seçimi olarak bunu göstermemiz gerekiyor. O yüzden file folder seçiyorum. Daha sonra yedeklenecek öğe olarak da Specify'a tıkladığımız zaman Select Files and Folders ve burada da Network Folders seçiyorum. Burada paylaşımın IP adresini veya host ismini paylaşabilirsiniz. Ve bunu yazdıktan sonra yeşil oka tıkladığınız zaman buranın credential'larını bize soracak. Bunları girmeniz gerekiyor. Bu bir NAS cihazıysa NAS'ın paylaşımı ya da bir sunucunun paylaşımıysa sunucunun paylaşımına ilişkin gerekli credential'ları giriyoruz. Ben bunları gireyim. Bu kontrol ediliyor. Bir problem var mı yok mu diye. Evet, bir problem gözükmüyor. Bunu seçtim. Tamam dedim. Okey dedim. Burada yedekleri kaynak olarak NAS cihazındaki paylaşım olarak alacağız. Yedeğin yazılacağı yerde cloud olabilir, başka bir paylaşım olabilir. Buraya ihtiyacı göre konfigür edebilirsiniz. Diğer kısımlar ihtiyacınıza göre yine konfigür edebileceğiniz alanlar oluyor. Create plan dedikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Yani bir nasıl yedeklemek için bir makine üzerindeki agent kullanıyoruz. Bu bir sunucu olabilir, sanal makine olabilir ya da bir PC'deki agent olabilir. Mevcut bu makinenin yedekleme planı haricinde ikinci bir plan ekleyip bir network paylaşımında burada kaynak olarak gösteriyoruz ve bu şekilde yedeklememizi yapıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.